Daha nasıl kırlarsınız siz ya? Şuraya bak, ortalığı götürüyor. Vallahi bunca zaman kocalarınız sizi iyi tutmuş karı diye ha. Hadi kalkın bakayım bir temizlik yapın. Çabuk. Mobese kayıtlarına ulaşan polis hızlı bir çalışmayla tanığın kimliğini belirlemeyi başardı. Saldırı sırasında hayatını kaybeden iş adamı ve oğluyla aynı arabada bulunan kişinin lise öğrencisi Hazal Gülpınar olduğu öğrenildi. Aa, Hazal bu. Vallahi billahi Hazal bu. Kerima sen niye oturuyorsun? Burada başyavuşun beygiri mi osuruyor? Ay kuzum, sana neler yapmışlar kuzum, kuzum. Alo, kimi diyorum? Kalk yatağını topla. Ya Nezaket abla bir sus be. Sabah sabah vır vır vır. Sana ne be milletin başına gelenden? Ya ne milleti? Bu kız benim öz yeğenim. Erkek kardeşimin kızı. Ünlü iş adamı Cihan Gürpınar'ın hastanede karışan kızı olan 15 yaşındaki lise öğrencisi Hazal Gürpınar'ın... İş adamının kızı senin yeğenin mi? Vay be. Hiç güleceğim yoktu. Ya evet de. Ya öyle değil. Bak şöyle. Aslında... Şimdi bu Cihan Gürpınar'ın büyüttüğü kız benim öz yeğenim. Şimdi bunlar hastanede değiş tokuş olunca onların kızını bize veriyorlar. Cansu'yu. Bizim kızı da onlara veriyorlar. Hazal'ı. Şimdi Cansu da bize geldi. Bu Hazal'ı da ben büyüttüm. Yazık, kafa gitmiş. Açlıktandır. Hanımefendi beğenmiyormuş hapishane yemeklerini. Ya bırak bir Nezaket Hanım ya. Bırak. Sana bir şey söylendiği zaman dinleyeceksin. Dinleyeceksin. Ya benim telefon açmam lazım. Alo. Alo. Benim telefon açmam lazım. Alo. Sana bir şey dendiği zaman dinleneceksin. Gel buraya. Saatlerdir ne diyorum? Şuraya, işine. Ya yetti be, yetti. Sen kendini ne sanıyorsun? He? Ali Kıran başka sen misin sen? Hitler misin sen? Kimsin sen? Bana mı diyorsun? Sana diyorum. Sana diyorum. Ya bu manyağı nereden buldunuz, çıkardınız başınıza? Ona buna söz, koca... Vallahi kaşınıyor. Evet. Kaşınıyorum. Gel de kaşı. Geldiğinden beri zaten sinirlerimi bozuyorsun. Herkes gibi sen de kurallara uyacaksın. Burası babanın çiftliği değil. Yoksa... Ya Nezaket abla, sen niye hep beni yanlış anlıyorsun? Hala konuşuyor ya. Ya bir kere kabahatimiz oldu diye böyle mi yapılır? Senin duruşun kabahat. Sen baştan aşağı kabahatin. Kalk yatağını topla. Hayret bir şey ya. Ne zannediyor kadın burayı ya? Tatil köyü mü? Kereman abla, iş adamının kızı senin yeğenin mi gerçekten? Ve bu kadar zengin akraban var da neden burada açlıktan sürünüyorsun? Et bir telefon da getirsinler tepsi baklava. Hepimiz yararlanalım.